Evet arkadaşlar, videoyu bölüyorum. Artık Instagram hesabım çok soruyordunuz. Yeni bir Instagram hesabı açtım arkadaşlar. Buraya birlikte online maç yapabilmek için, yeni videolardan haberdar olmak için mutlaka burayı takip etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, bu arada eğer kanalımı beğeniyorsanız abone ol tuşuna basıp bildirimleri açarsanız beni mutlu edersiniz. Böylece bütün videolardan da haberdar olmuş olursunuz. Herkese selam arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar 15.000 TP oldum ve bunu sizlerle birlikte daha da yükseltmeye çalışacağız. Maç yapacağız, sonra da top açılışı. Yani video konusu arkadaşlar yok, hani şimdilik bildiğiniz üzere yok. Çünkü hani çekilecek her şeyi çektim. Biraz daha farklı video türlerine doğru gideceğim. 2018 mobil Kasım'da çıkıyor. Bildiğiniz üzere dün onun açıklamasını yaptım. Mutlaka o videoyu izleyin. Bütün ayrıntılarıyla ne var ne yok hepsini yazdım. Heyecanla bekliyoruz, bakalım nasıl bir şey olacak. Yani cidden içine acaba hani MyClub'dan mesela şu şey oldu, onda bildirim vereyim. Mesela orada diyor ki yeni arkadaşlarla online oynama, hani o belki şey olabilir mi bu dün şey videodan sonra aklıma geldi, bu şey var ya, yeni özellik geldi hani arkadaşlarınla işte ya da tekli modda hani 2-3 takım seçiyorsun, birbirine takas falan yapıyorsun. O türlü bir şey olabilir. Çünkü hani online maç yapma zaten var arkadaşlarınızla. Lokal lig kurup ya da o arkadaşlarla maç yapmanın açıklaması, hani aynı Wi-Fi'de olmasanız ya da Bluetooth'lu olmasanız uzaktan da maç yapabilme anlamına geliyor olabilir. İkisi de gelse süper, ama o ilk dediğim gelirse daha da bir süper. Yani bilmiyorum nasıl bir yöntem izlenir, nasıl bir şey yapılır. Ama heyecanla bekliyoruz bakalım. Ya en azından ufak trailerlar falan ya da demo şeklinde serverlar umarım açılır. Hani daha Kasım'a kadar bekletmez umarım. Hani demo bir iki hafta, Ekim'in ortasında mesela bir demo yayınlasa süper. Bir denesek yani. Nasıl, ona göre neyi beklerim neyi beklemem süper olur. Bakalım, heyecanla bekliyoruz. Umarım beklediğimizden de daha üst seviye bir oyun olur. En çok sevindiren beni diyeyim daha doğrusu. Hani daha hiçbir özellik anlatılan gibi açıklanmadı ama PES 2018 çıktığından beri Galatasaray, Fener ve Beşiktaş'ın 3 takımımızın yer alması. Keşke Süper Lig olsa ya da Süper Lig olmasa bile Trabzonspor da olsa en azından süper olurdu, ama olsun. Böyle de Galatasaray, Fener, Trabzon hani olsun yeter. Zaten hani milli takımımız lisanslandı. Tahminen ona da hani oyuncular, Burak Yılmaz vesaire gibi oyuncular olacağını düşünüyorum. Hatta sizlerle birlikte onun bir videosunu çekeceğim. Beklemede kalın. Güzel bir video bugün yetiştirebilirsem, güzel bir video içeriğim var. PES 2018'de Türk takımları ve Türk milli takımı ile ilgili. Sadece biraz bekleyin. İşte bu. Bafatin bir gol. Yani bu Kasım şimdilik YouTube, hani benim YouTube kanalımda üstüne, hani PES FIFA üstüne gelişti. Özellikle FIFA'dan da çok PES üstüne. Hani FIFA ilk başlangıcı attı ama PES yani büyüttü kanalı. Belki 50-100 aboneden alıp bugünlere getirdi. Ya o yüzden benim için çok önemli PES 2018'in mobili. Hani her türlü haberleri de ben en hızlı şekilde takip ediyorum. Şimdi artık haberimiz var. Çıkacak çıkmayacak hakkında, yani çıkacağı yönde haberimiz de var. Daha rahatsız. Sadece işte bilgileri doğru takip edip hani demo, yani ben bence o kadar hani bekle. Ne yaptın Şikirtel? Allah Allah.
Gitti kendi kalesini attı ya. Tövbe ya Rabbim. Yine tahminen oyun grafikleri bu arkadaşlar. Hani oyunun sadece yapısı falan değişecek gibi. Hani ne gibi işte ufak menüde düzenleme vesaire şeyler olur. Ana lig geleceğini zannetmiyorum. Bana göre gelmeyecek. Gelse süper olur. Keşke hani tek bir modda kalacağına böyle birkaç mod gelse. Ama hani sistem gereksinimleri aynı deyince ben zaten hani gelmeyeceği yönünde bir görüş uyandı bende. Vursam hani tehlikeli, şimdi niye gitmedim diyecektim. Vurmadım. Niye vurdum? İşte böyle bazen çelişkiye düşebiliyoruz. Şikirten. Biraz önce çok beleş gol attık ya kendi kalemize. Ya ben cidden videoda değilken şu oyunu emin olun çok süper oynuyorum. Ama videodayken oynayamıyorum. Ya o vuruşlar çok iyi yapıyor ya oyun. Ya bizde olmuyor ki o vuruşlar. Takımın konsantrasyonu şu şikirtenin kendi golünden sonra gitti. Yani gelip rakip adam gibi gol atsa böyle Podolski'nin attığı gibi. Ya da şimdi bu üçüncü gol olsa sıkıntı değil. Şimdi 4 oldu. İşte bu kalkın ayağa. Hiçbir zaman diz çökmeyin. 0 denilseniz, 4-3 denilseniz umudunuzu saklayın. Şimdi bir gol atarsak yenmek için oynayacağız doğal olarak. O yüzden bir skor koruyalım. İlk 5 dakika her zaman tehlikelidir. Bir skorumuzu koruyalım. Ah be. İlk 5-10 dakika arası gol attıktan sonra tehlikelidir. Gol atan için. Çünkü bir şey skor koruma çabası olur. Karşı tarafta zaten şey olur. Gol atmak için zaten iyice hırslanmış olur. Ortada karışık bir şeyler çıkar. O dakikaları atlattık şimdi. Topu nereye atacağıma karar veremedim. Kaybettik topu. Daha iyi oldu. Şimdi top tekrardan bizde. Ha, dün Konyaspor süper yendi. Helal olsun. Başakşehir'de ne güzel 1-1 gidiyordu. Son dakika yedik gol ya. Emre Belözoğlu muhteşem vurdu yalnız. Yani o vuruş haftanın golü bence. Direkt. Hiç ikili oylama, üçlü oylamaya girmeye gerek bile yok. Süper vurdu. Yani işte golün ne kadar hızlı attı o kadar iyi. Geçse kalsa gol be, kalkın diyor ayağa, gol. Buffett'in bir komis bitti bu be. O şimdi yenmek için bir şansımız var. Rakipten topu aldığımız an baskı. Haydi oğlum. Bir de PES yani 18'in çıkması şu yönden iyi olacak. Hani Türk takımını yine ben kuracağım. Yani topaşmaktan çok benim işime yarayan şey o olacak yani. Ben hani Messi ile oynamaktansa bir sevdiğim oyuncularla oynamak daha zevk verir. Ay dön geriye, nereye ya? Neyse güzel. Yani iki takım da bence 3 isabetli vuruşta 4 gol attı rakip. 3 şutta 4 gol attı. Nasıl oldu bu? Hadi bakalım bunu açıklasınlar. 3 şutta 4 gol. Güzel. Bu da işte bizim beceriksizliğimiz. Nasıl olur onu anlatıyor. Bu arada hiç mi para kalmadı?
Şikirtele verelim o parayı. Ha, bu arada sözleşme fiyatları yarı fiyata da iniyor 18 mobilde. Haberiniz olsun. Öyle olması gerekiyor. Çünkü verdiği para ilk başlarda çok düşük. Şimdiki gibi değil. Yani şimdiki bile olsa yine çok düşük. Aldık. Toplam iyi parayla şey geldi. Hiç böyle tek tek toplayacağıma zaman kaybı. Şunların da hemen bir sözleşme verelim arkadaşlar. Ondan sonra top açılışına yönlenelim. Güzel, Fernanda sözleşmesini yeniledik. İşte benim merak ettiğim, tam anlayamadım çeviride. Acaba kadrolar silinecek mi, kalacak mı? Umarım silinir herkesinki. Herkes sıfırdan başlar benim gibi. Benim kadrom iyi. Yani ben silinmesini de isterim ama yani öyle zevki kalmaz. Umarım silinir. Senden bir tane silver açacağız. Bir dakika. Hani keşke şey yapılsa. Yeni bir oyun çıksa. Bu oyunda kalsınlar. Herkesin sıfırdan, bütün elindeki her şey sıfırlansa ya da. Çünkü hani ona geç başlayan oldu. Şey yapan oldu. Ben kendim için demiyorum. Benim zaten kadrom şu an en iyi kadrolardan biri. Sizler için yani herkes eşit başlasın. Şey olsun. Her şey sıfırlanması yönünde benim fikrim. Kim geldi? Hadi ya, ben tanıdık oyuncular gelin.